Merhaba arkadaşlar. Satılık karavan soruyorsunuz. Yeni bir karavan tanıtmak istiyorum bugün size. 2014 model 2015 trafik çıkışlı 161 bin kilometrede. Fiat Ducato 15 metreküp L2 H4 dediğimiz seri. Yaklaşalım şöyle. Kaportası gayet düzgün. Burada bir adet sürgülü camı, tuvalet havalandırması var. Su dolumu burada. 140 litre temiz su, 105 litre gri su, 105 litre pis su var. Arkadaşlar, karavanın, bu aracın tramer kaydı 1 adet. Bedelsiz görünüyor. Araç daha önce kargoda kullanıldığı için, mavi olduğu için kompleden beyaza boyanıyor. Ben şu kısımları inceledim. Herhangi bir şey göremedim. Tabii ki siz almak isterseniz ciddi bir şekilde tekrardan ekspere sokarsınız. Ben yüzeysel olarak incelediğimde bir ön tarafta bir kaza göremedim. İki tane dış aydınlatması var Sanel. 3,5 metre manuel tentesi var. Burada da 2 adet sürgülü camı mevcut. Aracın kapıları elektrikle açılıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta niyetle bile açılıyor. Bakın istedim açıldı. Zemin laminant parke. Burada bir paspas görüyorsunuz. Zeminle aynı renk bir paspas yaptırılmış. Burada bir platform var arkadaşlar. Burada masa var. Masa aşağı inerek yatak da oluyor. İkili koltuk dönüyor. Bunlar deri kumaş karışımı. Ducato orijinal koltukları. Onun haricinde burada da ikili koltuk var. Burası sandıklı elektrik sistemine. Buradan müdahale edebiliyorsunuz. 1500 watt invertör var arkadaşlar. 200 amper lityum batarya var. 12 ve 220 volt sigortalar var. 12 volt kablolamada marin kablo kullanılmış. Spirallerden geçirilmiş. 220 voltun elektrik sisteminde ise çok telli kablo kullanılmış. Onlar da 3x2,5 da var. Yani kalınlıkları normal arkadaşlar. Elektrik sisteminden devam edeyim. Gördüğünüz arkadaşlar pavensiz iki tane ürün görüyorsunuz. Birisi MPPT'nin kontrol cihazı. Birisi DCDC'nin. DCDC çift taraflı. Yani araçtan aküleri, güneş panelinden de araç aküsünü şarj edebiliyor. Aracın göğsü gayet temiz. Şöyle yakından da gösterebiliriz. Güneşlikleri, bütün camlarda güneşlikler, perdelikler var. Şöyle göstereyim bir tanesini. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şurayı biraz kırıştırdık ama. Bu şekilde. Ön camda ve yan camda da var. Kapı, elektrikli kapı oradan açılabiliyor arkadaşlar düğmeyle. Karavanın sahibi buraya da bir düğme yerleştirmiş. Bu sayede buradan da açıp kapatabiliyor şu şekilde. Göstergeleri görüyorsunuz. Eberspeyer D2'li arkadaşlar yüksek irtifa kitlidir. Yani Uludağ falan yüksek yerlere gittiğiniz zaman Karadeniz yaylalarında da bunu kullanabilirsiniz. 12 volt bir tavan kliması görüyorsunuz. Bu da yeni tarihli takılmış. Geçen Mayıs mı demiştim? Mayıs 2024. Mayıs 2024. Garanti devam ediyor. Memnun musun klimadan? Kullan marka. Gayet güzel. Güzel. Kamp alanlarında iyi iş. Şimdi iyi arkadaşlar 700 watt güneş paneli olduğu için 200 amper de lityum batarya olduğu için klimayı kaldırıyor. Bazen bunu soruyorsunuz. Bana diyorsunuz ki klima takalım mı? Yani elektrik sisteminiz zayıfsa klima takamazsınız. Klima sadece böyle büyük güneş paneli sisteminde, büyük elektrik sistemlerinde kullanılabilir. Bütün camlarda gölgelik sineklik mevcut. Şu şekilde. Masa dediğim gibi aşağı inebiliyor. Burası 190'a 80 yatak oluyor arkadaşlar. Arka yatağımızın genişliği ise 135'e 182. Bunlar bu şekilde. Mıknatıs mı tutuyor? Evet, mıknatıs. Bunları? Tamam. Diğerleri de bas çekli. Şunlar bas çekli. Bunlar kilitli. Bunlar bas çekli. Buzdolabımız 90 litre. Ocağımız. Evyemiz kapaklı. Onun haricinde burada saklama alanlarımız var. Prizlerimiz var. Bunlar bas çekli şu şekilde. Elektrik ışıklar fena değil, yeterli. Düğmeleri üzerlerine konulmuş. Burada iki tane hoparlör var. Ses sistemine bağlı. Burada niş uygulaması yapılmış. Arkadaşlar niş uygulaması şu. Niş uygulamasını yaptığınız zaman fazladan bir 5-6 santim kazanmış oluyorsunuz. Boyu uzun insanlar için tavsiye ederim. Orada camın girintisi vardır çünkü. O alanı kullanırsınız. Burada telefon falan koymak için saklama alanları mevcut. Burada bir adet sürgülü camımız var. Onun da güneşliği, sinekliği mevcut. Son olarak bahsetmediğimiz herhalde bir banyo kaldı. Banyodan da bahsedip videomuzu tamamlayalım arkadaşlar.
Majeratör tuvalet. Dakson, Schoppen, berber bataryası var. 20'ye 40 havalandırma var. Arkadaşlar buralarda su geçirmemesi için epoksili boyalar kullanılmış. Epoksili boyanın avantajı yalıtım da sağlıyor. Yani su izolasyonu sağlıyor daha doğrusu. Su izolasyonu sayesinde arkadaşlar su sorunu olmamış. Bu araç 3 yıldır Gökhan Bey'de. 1 yıl ekonomik şartlardan dolayı bekliyor. Daha sonra karavana dönüştükten sonra da 2 yıl kullanılıyor. Şu an kendisi ev almayı planlıyor. Doblo tarzı bir araç olabilir sadece takasta. O da yeni olması lazım arkadaşlar. Çok eski olmaması şartıyla takas edilebilir. Onun haricinde nakit satılık. Karavanın fiyatı 860 bin TL. Yanlış duymadınız, 860 bin TL. 2014 model, 2015 trafik çıkışlı, 161 bin kilometredeki bu saydığımız özelliklerle bir karavan için iyi bir fiyat. Artıları arkadaşlar, fiyat uygun. Donanım çok iyi. Yani klimadır, DC-DC'dir, büyük akü, büyük panel. Aracın hız sabitleyicisi var bu arada. Ekstradan yapılmış. Koltuklar, işçilik, bu kısmın işçiliği gayet iyi. Onun haricinde dezavantaj ne arkadaşlar? Buralar MDF. Onun haricinde bir dezavantaj. Yanlarda lambri. Ha, yanların lambir olması dezavantaj sayılmaz benim gözümde. Buralar kavak kontura. Şuralar kavak kontura, bak görebiliyorsunuz bu platform. Tek dezavantaj dediğim gibi buraların MDF olması ve işçilik. Yani Gökhan Bey kendisi yaptığı için, işte atıyorum şu birleşim yerini beğenmemiş olabilirsiniz. Tabii ki daha iyi olabilir. İşte şurada arabanın demiri görünüyor. Bu hoşunuza gitmeyebilir. Bunlar ayrı şeyler. Ama araçta kullanılan ekipman olsun, cihazlar olsun, doluluk olsun gayet iyi. Tabii tercih sizlerin. Bir kıyaslayın. Bence fiyat uygun bu işten anlayan birisi olarak. Siz de lütfen belirtin fikrinizi. Aracın bagajını da gösterip videomuzu tamamlayalım. Bagajda arkadaşlar yedek lastiğimiz var. Tente'nin çubukları var. Onun haricinde büyük boy yangın tüpü ve büyük boy tüp var. Karavan tüpü tercih etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Aygaz'ın büyük karavan tüpleri. Burada da onlardan var. Herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Gökhan Bey'in iletişim bilgilerini paylaşıyorum. Araçsahibinden.com'da değil arkadaşlar. Sadece sizlere özel, fırsatı kaçırmamanızı temenni ederim mi diyeyim, ne diyeyim? Tavsiye ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.